Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Midland Labeling oynayacağız. Statikli bir build kasacağız. Bildiğiniz üzere statiğe geçtiğimiz hafta içerisinde bir nerf geldi. Şuydu aslında mevzu. Statikli erken oyunda gelen minyon wave'ine bir düz vuruş attığınız zaman bütün wave ölüyordu. Ve bu aşırı broken bir şeydi yani. Oyunda bu şekilde aşırı bozuk olan çok fazla şey yoktu. Yani birkaç tane şey vardır. Aşırı bozuk tahmin edemeyeceğiniz gibi. Nerf'ün amacı şuydu. Minyon wave'ine vurduğunuz zaman en arkadaki büyücü minyonların ölmemesini sağlıyordu. Ama biz bunun çözümünü bulduk. Şimdi Hazırsanız. bildiğiniz üzere karşımızda bu arada Katarina var. Ayağa çabukla girdik. Rünlerimiz şu anda ekranda görünüyor. Şöyle wave'imizi itelim. Minyon uçuranına girdik arkadaşlar. Minyon uçuranın herkesin bilmediği bir pasifi var aslında. O da şudur ki hangi minyona... Ulan... Lan... Minyon kaçırıyorum. Bir saniye. O da şudur ki minyon uçuranla hangi minyonu atarsanız işte büyücüye mi atıyorsunuz, kendine mi atıyorsunuz, dövüşçü minyona mı atıyorsanız ona vurduğunuz hasarı ekstra bir hasar ekler. Yani mesela şöyle düşünün, ben eğer dövüşçü minyonu atıyorsam ilk minyon uçuran 6, diğer ki minyon uçuran artı %3 daha fazla hasar vurmamı sağlıyor. Şöyle bir dürtelim ufaktan. Bana güven. Bunu da alalım. Kulenin altına ittik. Ve buradan hızlıca daha 2 levelken top lane'e doğru yürüyorum. Gerçi bana gerek olmayacak galiba orada. Aynen. Kestiler o çocuğu. Geri dönelim lane'imize. Burada arkadaşlar amacımız ilk item olarak direkt statik almak. Statiği aldıktan sonra göreceksiniz aşırı rahatlayacağız. Şöyle arada Kata'yı da dürtelim. Farmda 14'e 8 gördüğünüz gibi. Ah. Şuradan büyük minyonu alalım. İlk minyon uçuramızı kullandık. Amacımız sadece minyonları alıp statiğimizi erken bir şekilde almak. Şöyle Kata'yı da dövdük. Kaçacak yer yok. Ayağa çabukla girdiğimiz için lane'de can problemi yaşamıyoruz. Böyle Kata'yı bir dürtme daha yaptık. İlk yetenek W fulluyoruz. Bak gördüğünüz gibi takasa giriyoruz. Ben takastan daha avantajlı çıkıyorum. Niye abi? İkinciyi de yine büyücü minyona kullandım. Şöyle bunu alalım. Bunu da yine büyücü minyona kullanıyorum. Uzun kılıçla başlıyoruz bu arada. Onun sebebi hem düz vuruşlarda karlı çıkmamız. Hem de oto takaslarında gayet iyi iş yapıyoruz. Ah, onu tutturabilsek iyiydi. Problem değil. Yine biz takasımızı aldık. Gayet iyi durumdayız şu anda. Şuraya bir totem bırakmak istiyorum çünkü Niko yüksek ihtimalle topside tarafında. Buraya kulenin altına sokmak istemiyorum. Kata şu an base atacak. Aa, atmıyor bak. Normalde atacaktı ama attırmadık. Her şeyi alabilirim. 5 level olduk. Gayet iyi. Kata'yı da güzel bir dürttük. Kata base attı. Biz base atmayalım. Ben burada lane'de kalacağım. Çünkü hiç problemlik bir şeyimiz yok. Şu arka minyonlara şöyle vurmaya devam edelim. W ile alırız onları birazdan. Dikkatli olun. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldık. Burada bu minyonu da aldım. Kaçıyorum direkt. 6 level olduk. Ben Kata'yı donduruyor. Dondurmasa teleportumu attım ya. Hiç gerek yok. Şöyle minyon uçuranın şeyini göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi büyücü ilave hasarı artı %12. Bana güven. İşte bahsettiğim mevzu tam olarak buydu. Bunun sayesinde arkadaşlar çok rahat bir şekilde bütün minyonları alacağız. Şöyle Kata'ya bir oto atalım. Hiç sıkıntı yok. Bütün turretlere girebilirim. Ben zaten canımı dolduracağım. Sabırlı olun. Kata'yı da dürtüyoruz arada. Bir rakip tutmadı. Takımından biri katledildi. Çok kötü. Botta 3 kişiler. 3 değil 2 mi? Yok 3 kişiler.
Aynen öyle kaçacaksın paşam. Rakip seriye bağladı. Beni gördüğüne şaşırdın mı? Hekarim'in yardım olarak gidiyorum hemen buta hızlıca. Orada bana en az 2 kill var. Şimdi nereye? Geldim 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 geldim. Çok güzel buraya kadar aldık shutdown'u. Buradan hızlıca buta dönelim. Orayı zaten aldı Hekarim. Gayet iyi durumdayız. Görünüş yanıltıcı olabilir. Şimdi arkadaşlar bu build'in mantığı şu. Farm yapacaksınız. Yani mantığımız tam olarak bunun üzerine. Ama aynı zamanda kill de alıyorsanız sizden iyisi yok. Şu an 1400 gold alabiliyorum. Bu lane'de itip base atmayı deneyeceğim. Şuraya bir Q, buraya da W, buraya da şöyle aldık. Çok iyi. Base'imizi koyduk. Statik hançerimiz bitti. Bundan sonra göreceksiniz zaten mevzuyu. Bir bey ve bir tane dokunacağız. Hepsi ölecek arkadaşlar. Aldık. Gayet iyi durumdayız. Katarın 59, biz 68 farmdayız. Bu fark da açılacak. Dakika 8'de 70 farm. Bu benim için gayet iyi. Ben çünkü çok iyi farm yapamam. Eğer ormanda değilsem, ormanda çok güzel farm yaparım. Bakın geliyoruz. Full wave duruyor orada değil mi? Gördüğünüz gibi. Geldik 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 geldik. Bir tane oto bıraktık. Şu an olmadı. 7 level olduğumuz için olmadı arkadaşlar. 8 olunca düzelecek her şey. Kata bota gidiyor. Ya da tapa çıkıyor da olabilir, emin değilim. Bot diye tahmin ediyorum ama. Neyse, zaten kesebilecek kimse yok. Aynen yukarıda. Bakın eve bir tane dokunduk. Gördüğünüz gibi büyücü minyonları direkt indiriyoruz. Siz hiç level hack'le bu kadar kolay lane ittiğinizi gördünüz mü yani? Hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Bak şimdi doldu yüküm. Gördüğünüz gibi bütün wave'i ittik. Katarina hiçbir şey yapamaz artık bize. Bakın gördüğünüz gibi direkt itiyoruz. Hiç. Çok iyi. Değilmiş. Hekarim'in buraya kadar iyiymiş o. Pardon benim hatam. Oto attık olsun. W tutturamasak da. Zaten lane itmede hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Biliyorsunuz ki Kata lane'de çok rahat olan bir şampiyon değil. Sürekli sağa sola gitmesi gereken bir şampiyon. Ama biz ne yapıyoruz? Bu lane'i sürekli ittiğimiz için Kata hiçbir yere gidemeyecek. Bak. Bak. Direkt ittik. Ben istersem çıkarım. İstersem çıkmam. Tamamen keyfim bilir. Şöyle Kata'ya da vururum arada. Hiç canımız bile azalmıyor. Şimdi Kata burada base atacak. Bizi ilgilendirmiyor. İstediği gibi base atabilir. Zaten bozdum base'ini. Şimdi bakın statik bir daha yükleniyor. Bir daha yüklendi. Bunları da aldık. Gayet güzel. Buradan bir plate de aldık. Gördüğünüz gibi base attırmıyoruz çocuğa. Dönüş hasarında vurduk. Statikle yine lane'imizi itiyoruz. Görüyorsunuz bu kadar kolay bu oyun ya. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kata ya base atacak, plate kaybedecek. Olmadı. Öldüremedik. Olsun. Problem değil. Ama salmam oradan seni Katarina'cığım. Öyle bir hareket yok. Kata öldü. Biz yine lane'imizi itiyoruz. Güzel. Alacak plate'imiz var mı? Yok. Base'imizi koyalım. 2K paramız var. Zonya'mız da var artık. Kronometre geldi. Gayet iyi durumdayız. Gördüğünüz gibi 11 dakika 110 farm. 2 kill'im var ayrıyetten. Yani hareket de ettik. Buradan direkt papuçlarla birlikte gece tırpanına gidiyoruz. Bu laser uzaklı oynayacağız. Benim kameram kaymış. Şu an iyi gibi değil mi? Aynen. Şu an kameram gayet iyi.
Şimdi hızlıca burayı ittim. O, botta ağır mevzu var. Hiç acımam. Gördüğünüz gibi bütün skill'leri kaçırdım. Ona rağmen otolarımla kill alıyorum. Burayı da itiyoruz aynı esnada. Ben burayı bir tur daha ittiririm. Şu an mid'e gitmesi lazım çocukların. Heh, Swain fark etti mevzuyu. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben burayı bir tur daha iteceğim. Şu an Jhin'in bana gelmesinin hiçbir mantığı yok. Mid'de kule gidiyor. Bak zaten buradaki farmları ben alacağım. Hıh. Fark etti sonunda. Sessiz olun. Eğer mid lane'iniz bota itti ve botu tutuyorsa gitmeyin arkadaşlar bota. O bottaki şeyleri zaten sizin takım arkadaşınız alacak. Şimdi buradan kaçarız. Sıkıntı yok. Olmaz mısın yani? Bir rakip katledildi. Şu an buraya şey yapmam lazım. Ben burada kalamam. Bana sıkıntı. Ama sıkıntı yok. Bizimkiler gelir zaten. Problem değil o yüzden. Ne diyorsun? Gördüğünüz gibi otolarımız bile acayip vuruyor. Bizim çocukları uyardım ama çıkmayacaklar galiba. Çıkın çıkın çıkın. Bak burada geliyorlar. Ben botu iteceğim. Çocuklar mide de gitmediler ama beni mi bekliyorlar acaba diyeceğim. Yok, Niko'yu bekliyorlarmış. Sıkıntı yok. Ben buradan plate'imi alacağım. Bizim çocuklar da ölmezlerse hiç problem değil. Hatta ben buradan kuleyi alırım yüksek ihtimalle. Kata şeyini bitirmiş. Aa, item'ın adını unuttum. Ben burayı yetip base atmak istiyorum. Çok para var üzerimde. Bu kadar, bu kadar basit bu oyun. Bu oyun cidden bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Kata Y ile yakaladım. W'me geri döndüm. Merhabalar. Lan. Orada normalde hani sessiz olun. Bak mesela Jinx ile Thresh botu itmeye geldiğinde Jhin'lerin mid'de devam etmemesi gerekiyor. O çocukların çıkması lazım ki ben base atıp mid'e gidebileyim. O çocuklar çıkmadı ve Thresh ile Jinx bot şeye yürüyeceği, kuleye yürüyeceği için ben çıkamadım bottan. Ve takıma destek olamadım, canımı dolduramadım, base atıp paramı harcayamadım. Tam olarak mevzu bundan ibaret. Ha, ben de korktum bir an. Gördüğünüz gibi. Leblanc ile en kolay lane itme şekli budur. Ben burada ikinci kuleye de gidip vuracağım şimdi. Kimse bana bir şey yapamaz burada. Ve bir totemimizi bırakalım. Ne yapacak? Arsist yapacak mı bana? Zannetmiyorum yapacağını. Baksana. Kemik zırhı olmasına rağmen otomuz nasıl vuruyor adamı? Bu Jinx'in bedava kill alması hiç hoş değil ama. Sıkıntı yok. Ben burada bu kuleye oynamaya devam ediyorum. İki... I wonder how, I wonder why. Ne yapacak? Arsist yapacak mı? Zannetmiyorum yapacağını. It's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and... Hızlıca gidelim mi de midimizi itelim. Oh, rakip takım geldi. Ignite'ını attı, ultisini attı. Onu orada yakalarsa bizim çocuk biter mevzu. Arkadaşlar şunu da söylemem gerek. Ben yani Leblanc oynayan bir insan değilim. Leblanc'i bu statiği gördüğümden beri oynuyorum sadece. Bu da ikinci maçım falan. Efendim şurada bir yerde olabilir. Benim çocuğu buradan salmam lazım. Çok alameti aldım. Ben görevimi yaptım. Benim görevim orada çocukları tutmaktı.
kadar. Görüyorsun, hiçbir şey yapmadık. Gittik son vuruş attık çocuğa. Bir oto atıyoruz. Lane dümdüz. Vakata beni yakalamak isteyecektir ama Zonya'm var. O yüzden kafam rahat. Koronaya basamadım. Çocuk güzel oynadı. Hem Hextech roket kemer hem de şeyle birlikte güzel yakaladı bizi. Neyse şöyle düşünelim, dakika başı farm yapıyoruz. Yani. Yone orada. Kata bana geliyor. Okey. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hasar bizde. Üstünlüğü. Onda Yekarim aldı. Mis gibi. Bu kadar. Buradaki kuleyi de 600 gold'da alalım. Gördüğünüz gibi. Statikte vuruyoruz. Bütün lane gidiyor. Alabiliyorsanız orman yaratıklarını da alın. Otomuz güzel vuruyor diye alıyorum. Normalde LB'li alınacak şeyler değiller. Zaten çok paramız varken burada durmamamız lazım. Hemen base'imizi koyalım. Sonra Ejder'e TP ile geleceğiz. I have can be conquered. Çok iyi. Buradan hemen bunu alalım. Şöyle bir teleportumuzu atalım. Bottan minyonlarımız itiyor. Adamlar bize gelemezler. Aynen Jinx de yukarıda zaten. Nico da mid de. Geldim deme çocuğa. Sıkıntı yok. Hiç ultiye gerek yoktu ama. Kili almak istedim. İşte bunu sevmiyorum. Buradan bir de itiyoruz. Görüş almamızı alalım. Gördük. Bütün wave'i tek seferde ittik. Agresif deniyorlar çocuklar ama sıkıntı yok. Şurada Yone var. Yone'yi biliyorum. O yüzden kaçabilirim. Thresh de geldi. Aa Yone gelmemiş. Büyük aptallık. Büyük hata. Bakın 15 level'ız. Adamlarla aramızdaki farka bakın. Yone'yi kapatırsak. Öldü. Ölmesi lazımdı ama işte böyle bir sıkıntı var. Şimdi diyeceksiniz ki skill'lerle oynasaydın ya yani şey yetenek gücü odaklı kassaydın yani bu build'i yapmasaydın o çocuk şu an tek yemişti. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Eğer yetenek gücü build'i kassaydım ben bu kadar önde olamazdım. Gel belanı al çocuk. Bana değmeyecek o kata değil mi? Yekarim bayağı iyi oynuyor. Sanki video benim videom değil de. Yekarim'in videosu. Ama arkadaşlar benim zaten göstermek istediğim şey Leblanc'le nasıl erken oyunda hızlıca kasabilir, hızlıca bu kadar öne geçebilirsiniz. Size bunu anlatmaya çalıştım.
Bakın Level Engine yetenekleri daha çok rakip takımı hani teklemeye yönelik değil mi? Lane itmeye odaklı değil. Lane itmek için siz bütün skilllerinizi kullanırsanız adama saldıramazsınız. Statikte biz ne yapıyoruz? Lane'e bir düz vuruş atıyoruz abi, bir W atıyoruz. Lane zaten itiliyor. Sonra ne yapıyoruz? Diğer skilllerimizle adamı kovalıyoruz. Ayrıyetten düz vuruşlarımızla adamı acayip dürtüyoruz. Bakın Katarina'ya karşı aşırı rahat oynadık lane'de. Yani Katarina'nın ben kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Ya belki biraz kötü bir oyuncu olabilir ama yani asıl mevzu bizim onu dürtebiliyor olmamızdı. Bir de Hecarim çok iyi oynadı tabii. Öyle de bir şey var. Al belanı. Al belanı artık. Pentanı pardon, çok Valorant oynadığım için kafam karışıyor. Al Pentanı. Sağlayın adamın pentasını. O değil, o değil. Aşağıda. Bu. Lan. Gitti ki çocuğun pentası. Hadi oğlum. Evet, bu. Hadi, hadi Karim. Bugün alacak inşallah. Ha. Olsun. Olsun. Karim. Garip bir arkadaşımız. Gel bile buraya desteğe. Böyle hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece yaptığımız farma bakın. Dakika başı 9 var. Ve çok rahat bir şekilde kazandım Level Rank. Takıma acayip etkimiz oldu. Özellikle bota gidip jinxleri kestiğimiz yerlerde. Bu şekilde oynayacaksınız. Takımıza yardım edeceksiniz. LeBlanc'te de statin mantığı tam olarak bu. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.